Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz efendim. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıl dönümü, birinci yıl dönümündeyiz. Yayınımızın başında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Allah ülkemize bir daha böyle büyük afetler yaşatmasın diyoruz. Bu konuyu özellikle ikinci bölümde daha ayrıntılı konuşacağız ama öncesinde ilk bölümde çok değerli bir canlı yayın konumuz var. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muhammed Karaton hocamız bizlerle birlikte. Kahramanmaraş depreminin ardından saha gözlemlerini konuşacağız. Elazığ'daki depremselliği, binaların depreme dayanıklılığını konuşacağız. Kıymetli hocamızla, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle hocam teşekkür ediyoruz sizlere. Çünkü bugün depremin yıl dönümü dolayısıyla Malatya'daydınız. Evet. Malatya'da TRT Haber'de uzunca da süren bir programa canlı yayına katıldınız ve yorgun olmanıza rağmen davetimizi kırmadınız. Teşekkür ederiz hocam. Furkan Bey, ben teşekkür ederim. Tabii bu süreçte deprem boyunca vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da başsağlığı diliyorum. Yani bir yıl geçti. Bir şeyler toparlandı diye düşünüyorum da bu süreçte. Malatya'da onarımlar, güçlendirmeler yapıldı. Tabii TOKİ kanalıyla da birçok bina inşa edildi. Maraş'ta da aynı şekilde. 11 ilde de devletimiz TOKİ kanalıyla birçok bina inşa ettiler. Yanılmıyorsam 63 bin civarında ayrık bir daire olarak inşa etti, mesken olarak. Tabii bunlar devam ediyor. 300 bin civarında, 390 bin civarında olması bekleniyor hak sahipliği olanların. Bu süreç boyunca peyderpey bu problemler aşılacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın açıklamasına göre önümüzdeki yılın ortalarından sonra birçoğu %70-80'i tamamlanacak. Bu TOKİ kanalıyla yapılacak binaların. Arazide tabii bizim önce ilk üniversitemizin ve bölümümün işin doğrusu desteğiyle arkadaşlarımızla beraber sahada olduk. Çoğunluğu arkadaşlarımızın ilk etapta tabii savcılık kanalıyla çağrıldı. Hasar görmüş, yıkılmış binaları incelemek amacıyla. Yaklaşık Temmuz ayına kadar biz 400 civarında binaya bakabildik. İşte hani yıkılma sebeplerini araştırdık. Şey, komşu şehirlerdeki hocam değil mi? Efendim? Yani komşu şehirlerdeki binaların evet, yıkım nedenlerini. Malatya ve Diyarbakır'da. Evet, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla talimatları sizler incelediniz. Talimatları dolayısıyla biz de evet, inceleme fırsatımız oldu. Yani tabii hani insanın içini bir burukluk kaplıyor. Çünkü vefat eden vatandaşlarımız olunca tabii sıkıntı duyuyoruz. Keşke de olmasaydı. Ama yani Malatya tabii hazırlıklı mıydı bu duruma? Diğer şehirlerimiz gibi, Elazığ ve diğer şehirler gibi ama Elazığ tabii Elazığ depreminde gelen deprem kuvveti az olduğu için yıkılan çok bina olmadı. Yani birkaç bina, keşke onlar da olmasaydı ama oldu maalesef. Malatya'da daha üzücü bir durum ortaya çıktı. Vefat eden çok vatandaşımız oldu. Tabii yıkılma sebeplerini araştırdık. Binalar niye yıkıldı? Kolonları yeterli miydi? Malzemeleri kötü müydü? Bizim en çok ulaştığımız sonuçlar şunu gösterdi. Arkadaşlarımızın da birçoğunun kanısı şu oldu. Öncelikle binaların kendi taşıyıcı iskelet sistemi iyi değildi. O yıkılan binaların. Mühendislik hizmeti çok almamışlardı. Kullanılan malzemeler kötüydü. Yani beton sınıfı şu anda dayanım olarak 30, 25, 30 gibi değerler isteniyor. Ama Malatya'daki binalardan alınan karot değerleri 7, 8, 6 gibi değerler. Şimdi düşünün hem iskeleti kalın bir bina var ve güçlü malzemeyle üretilmiş. Bir tanesi de hem zayıf iskeleti olan bir bina, hem de iskeletin kalınlıkları çok ince, narin. Şimdi
kuvvete gelecek bir kuvvete hangisi dayanaklıdır derseniz iskeleti güçlü olan olur yani. Şimdi iskeleti zayıf, malzeme özellikleri kötü olan Malatya'daki binaların çoğunluğu o sebeple yıkıldılar. Ama tabii zemin faktörü de önemli. Bu Malatya'da mesela Battalgazi bölgesi ve Çöşnük dedikleri bir bölge var. O bölgeler genelde kayalık ve fay hattından biraz daha uzaklar. O bölgelerde kayalık olduğu için deprem kuvvetleri gelip kayalık kısma çarpıp geri yansıyor. O yüzden kayalık kısımlarda bina seçimi daha önemli. Yani zemininiz güçlü ise size gelecek deprem kuvveti azalıyor. Ama dolgu, böyle nehir kenarı, dere kenarı gibi yerler olursa da bu kez deprem kuvveti artarak binanıza geliyor. O yüzden kayalık zeminleri seçmemizde fayda var binalarımızın durumuna göre. Mesela binanız malzeme sınıfı kötü, ince, narin bir bina ama kayalık bir zeminde yer alıyor. O yüzden deprem kuvveti az geldiği için de yıkıcı özelliği de az oluyor. Bu yıkılan binalar genellikle dolgu zeminin olduğu yerlerdi. Ve malzeme özellikleri de kötüydü. İskelet sistemi de kötüydü. Yani birkaç böyle negatif unsur bir araya gelince binalar yıkılıyor. Yoksa kolay kolay yıkılmıyorlar evet. Binalar. Hocam şey mi? Mesela bu dolgu zemin dediniz ya. Dolgu zeminde mesela şeyde binalarda şeyi öğrendik biz bu süreçte. Yani bodrum ne kadar derinse, yani bodrum varsa işte -1, -2, -3 o kadar aslında bina güçlü olabiliyor değil mi hocam? Şimdi şöyle, zemin doğal tabii ortamda kendisi sıkışık vaziyette duruyor. Yani üzerinde kendi ağırlığı var, o vaziyette duruyor. Biz onu kazıyoruz. Kazdığımız zaman bir defa o sıkıştırılmış hali yer alıyor. Bir kat daha kazdığınız zaman daha sıkışık bir ortama ulaşıyorsunuz. Dayanımı da artmış oluyor. Ama bazen de dolgu olan zeminleri kazdığınız zaman altta sağlam bir tabaka da gelebiliyor. O tabakaya oturtturuyoruz. Sağlam tabakaya binamızı oturtturuyoruz. O yüzden daha sağlıklı oluyor. Yani iki kat, üç kat kazılmasının sebebi o. Aslında daha sağlam bir zemine ulaşmak. Bodrum olan binalar aslında daha sağlam olabilir evet, diyebiliriz. Bodrum yani olan zemin sıkıntılı olsa da değil mi hocam? Zemin sıkıntılı olsa da üst kısımda genelde 50 santim ile 1 metre arasında değişen bir nebati tabaka oluyor. Onun altındaki kısımlar kum kil karışımı böyle bir malzemeden oluşabiliyor. Hani dolgu olarak söylediğimiz yerler. Kazdığımız zaman alt tarafta sıkışık sağlam zemine ulaşmış oluyoruz. Bunun bir yönetmeliği var mı hocam? Yani bu kadar tabii, kazmanız bodrum olmak zorunda gibi bir şey. Aslında yönetmelik şöyle, zeminle ilgili bir sondaj yapıyoruz. Bina ile ilgili. Tabii jeofizik yöntemler de var. Hani dalga gönderiyor zemine. 50 metre, 100 metre derinindeki tabakaları da gönderdiği ultrasonik seslerle geriye yansımasından bir kırılma dalgaların birbirine girişiminden elde edilen bir sonuca göre zeminin tabakalarını belirleyebiliyoruz. Bir de sondaj vurarak belirleyebiliyoruz. İkisini birlikte kullanıp geoteknik raporlar hazırlanıyor. Yani o binanın zemininin üzerine koyabileceğiniz bina ağırlığı hesaplanıyor. Sizin binanız 100 kiloysa diyoruz ki bu zemin 100 kiloyu taşır, siz bu binayı buraya bırakabilirsiniz. Ama binanız 150 kiloysa bu zemini siz yerleştiremezsiniz diye yönetmelik bunu söylüyor. Bir hesapla bunu anlatıyor. Anladım hocam. O zaman şey binanın ağırlığı da burada önem arz ediyor. Bir de hocam şey de mesela vatandaş kendi binasının böyle kendi gözlemleriyle sağlam olup olmadığını, doğru olup doğru yapıp yapamadığını anlayabilir mi şu an hocam? Yani mesela şey ben biliyorum. Vatandaş kendi yapamaz onu. Mesela demir şeyler yapılıyor ya hocam, hani demirler böyle. Kancalar mı? O demirler ne kadar sık olursa o kadar güçlü oluyor galiba bina. Şimdi şöyle, biz aslında yeni aldığımız, şu anda mesela biz satın alalım bir binayı. Sıfır bir bina satın almış olalım. Hiç kullanılmamış. Yeni bitmiş. Bizim yönetmenimiz şunu söylüyor. Diyor ki güçlü bir deprem olduğunda senin binan hasar görebilecek. Ama bu hasar kontrollü olacak. Yani kirişlerinde hasar olacak. Sen oraları onaracaksın, oturacaksın. Veya kolonlarının bir kısmında küçücük hasarlar olacak. Sen onları onaracaksın, oturacaksın. Bu şekilde binalar hem tasarlanıyor hem imalatı yapılıyor. O sık demir yaptığımız zaman
çatlamaları daha azaltıyor. Veya çatladığı zaman hemen kırılmasını, kopmasını önlüyor. Hmm. Bir gevrek kırılma var. Bir şeyi böyle aniden hiç bize haber vermeden kırılması var. Bir taşın kırılması mesela gevrek kırılmadır. Aniden size hiç haber vermeden kırılır. Ama bir çeliği alın veya bu kalemin içerisindeki yayı çıkarın. Sürekli böyle hareket ettirirsiniz. O bayağı bir deformasyon olur, kopmaz, bir noktaya ulaşır, ısınır, ondan sonra kopar. Bu bize haber verir bunun kopacağını. Ama taş aniden gevrek kırılır, hiç habersiz kırılır. O çelikleri sık yapmamız bize haber versin diye, hemencecik kırılmasın diye bina. Hmm. Göçmesin, deformasyon yapsın, hasarı oluşsun ama bize haber versin, hatta bizi korusun, biz içinden rahatlıkla dışarıya çıkabilelim diye yaparız onu. Anladım. Hocam tabii şimdi Elazığ'daki birçok bina yenilendi. Birazdan bunu ayrıntılarını söyleyeceğim ama mesela yenilenmeyen birçok bina genelde işte şey, yığma böyle eski binalar kaldı. Yani evet, neticede şehir merkezinde de bunlar var. İşte bunlar hasarsız denildi. Çatlak vesaire olmadığı için. Vatandaş da tedirgin olduğu o süreçlerde falan ama nitekim duruyor bu binalar. Evet. Bunları ne yapmak lazım hocam? Yani 40-50 yıllık deniliyor ki hasarsız bina. Yani gerçekten o binalar hasarsız mı? Yani bir binada hasarı ancak o binada oluşmuş çatlakla belirleyebilirsiniz. Hiçbir çatlak olmamışsa, binada ilk yapıldığı gün gibi küçük kılcal çatlaklara sahipse, yani kabul edilebilir genişlikte çatlaklara sahipse hasarsız kabul etmek zorundayız. Ama hani bu bina eskidi, demode oldu, biz bunu yenileyelim. Hani o kentsel dönüşüm için eğer içindeki oturanlar öyle bir talepte bulunursa tabii ki yapılabilir. Ama bir vatandaşın zorla da siz evini gidip de işte burası çok çirkin gözüküyor, biz burayı yıkacağız, öyle bir şey talep edemeyiz yani. Anladım. Hocam bir de özellikle Maraş depreminden sonra insanlar şöyle bir durum oluştu. Ya dediler ki biz tek katlı evlerde kalacağız, özellikle bu bayanlarda daha çok oluştu yani korkudan Hatlılar. Dolayı. Ya tek katlı evlerde kalacağız ya da TOKİ'nin yaptığı evlerde kalacağız. İnanılmaz evet. Bir ev arayışı başladı Elazığ'da. Evet. Ve bu insanlar daha yeni 3 yıllık, 5 yıllık işte şehrin en güçlü denilen, zemin en güçlü denilen yerlerinde oturuyorlardı. Ama buna rağmen bir güvensizlik oluştu. Devlete güven arttı, TOKİ'ye güven arttı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani bina yeniyse gerçekten güvenerek oturulabilir mi? Gerçekten güvenerek oturabilirsiniz yeni binalara. Mesela kaç yıllık olur hocam? Yapı denetiminden geçmiş binalar, bu Malatya'da da gösterdi. Malatya'nın belki yapı denetimi Elazığ'a göre biraz daha performans olarak geri olabilir. Elazığ biraz daha ileri sanki Malatya'ya. Orada dahi tabii çok yüksek binalar yapılmıştı yani. Sağlam kaya olmayan ve 15 katlı binalar. Böyle düşünün, Sürsürü'de bir yüksek katlı bina olunca daha kuvvet, deprem kuvveti fazla gelecek. Daha fazla yer değiştirme yapacak. O yüzden hasar görebilirliği de fazla olacak. Yapı denetimi geçirmiş olan binalarda Malatya'da ortalama %4-5 civarında yıkılan bina oldu. Onun dışında %10 civarında ağır hasar olan binalar oldu. Ama içindekiler rahatlıkla dışarıya çıkabildiler. Diğer binalar da yani yaklaşık 9000 civarında da bina orta hasarlı oldu. Bunun 400'ü galiba güçlendirecek. Onun dışındakiler de şu anki hani aldığım bilgilere göre 400 civarında bir başvuru var. Tabii 2-3 ay daha var. Diğerleri tamamıyla yıkıp yeniden yerinde dönüşüm şeklinde planlıyorlar. Elazığ'da tabii böyle bir şey olmadı. Malatya'ya gelen deprem kuvveti biraz daha fazlaydı Elazığ'a nazaran. Bir de Elazığ'da dolgu olan zeminlerde yüksek bina çok yapılmıyor. O yüzden yıkılan, hasar gören bina olmadı yeni binalarda. Ama maksimum dayanma kapasitesi 7 ile 7,5 arasında olur Elazığ'daki. Bu yönetmeliklere tam uymuş, dikkat etmiş, çeliğini dikkatli bir şekilde yerleştirmiş, bakımını yapmış. Binalar 7-7,5 magnitüdündeki bir depreme rahatlıkla dayanabilirler. Ağır hasar görürler ama içindekiler dışarıya çıkabilir. Tabii o esnada insanlar duvarının çatladığını görünce oturmak istemez yani.
Bir de deprem psikolojisi haliyle. Evet, yani çünkü biz aslında hasar görebilecek şeklinde tasarlıyoruz binayı. Diyoruz ki duvarlar çatlayacak. Yerde bu işte... artık kabul etmek gerekiyor hocam yani. Depremde evet. Sıvanın çatlaması normal bir şey. Evet, kesinlikle. Duvar çatlaması da çok normal bir şey. Sıva çatlaması da çok. Belki kirişleriniz bile çatlayacak, demirini göreceksiniz ama bina onarıp oturulacak. Malatya'da öyle çok örnek var. Hem de bir yıllık, 6 aylık binalar içerisinde mesela site olduğu için 100 daire, 150 dairenin olduğu yerler var. Zemin katı, birinci katı kirişleri çatlamış. Sadece onaracaklar, oturacaklar yani 10-12 katlı binalar ama sağlam kayanın olduğu yerler. Şimdi Elazığ öyle bir şey yaşamadı. Şimdi Elazığ halkı, ben de Elazığlıyım. Böyle duvar çatlayınca eski binalarmış gibi düşünüp işte duvar çatladı tamamıyla yıkılacak hissiyatı oluşuyor. Yani bu yeni binalarda duvar çatlaması çok doğal bir şey. Sıva çatlağı, kiriş çatlağı çok normal şeyler yani. Bunlar çok büyütülecek şeyler değil. Onlarla, çünkü yönetmelik öyle söylüyor. Diyor ki siz binanızı tasarladığınızda çatlak olacak yani. Binanızda hasar olacak ama siz onları onaracaksınız. Hiç hasar olmasın istiyorsanız o zaman farklı bir yöntem izlemeniz lazım. İzolatörlü binalar kullanmanız lazım. Veya ahşap binalar seçmeniz lazım veya çelik binalar seçmeniz lazım ki bunlar hasarı belli etmeyen, hasara kolay kolay maruz kalmayan binalar. Ama beton gevrek bir malzeme, kaya gibi. O yüzden deprem gibi titreşimi olan bir yük altında çatlağı oluşacak. Hatta yönetmelik de diyor ki 0.4 milimetreye kadar çatlağa müsaade edin. Olacak diyor yani. Yani zaten binada önemli olan deprem anında yıkılmaması. Evet. Yıkılmak dışında diğer her şey olabilir. İşte evet. Çatlaklar evet. Olabilir. Evet. İşte duvar belki işte bir odanın duvarı yıkılabilir evet. Gibi mesela örnek evet. Veriyorum hocam. Yani değil mi? Biz çok örnek gördük mesela eve girdiğiniz zaman duvarlar tamamıyla yere yığılmış. İşte tabii üzerlerine yığılma da olmuş olan yerler oluyordu. İşte eşinin kendisinin tabii kırılmalar. Hasarlar da olabiliyordu. İnsanların vücudunda, kemiklerinde ezilmeler, vücudunda ezilmeler olabiliyordu. Hani tabii hani bunlar istenmeyen şeyler. Bunun önüne de geçilebilir. Yani duvar yıkılmasın şeklinde. Ama bizim yönetmeliğimiz hasar görebilir diyor binalar. Biz Elazığ halkı olarak hiç hasara böyle yıkılan binaya aslında bu Elazığ depreminde rastladık. Onun dışında sağ olsun çevre şehircilik, valiliğimiz riskli gördüğü binaların birçoğunu yıktı. Ve hani riski azaltırsınız böyle olunca. Hani bir deprem olduğu zaman birçok insan can kaybına mal olur, can kaybı olur. Can kaybı olmadan önlem aldığınız zaman o en doğrusu olan olur. Yani Elazığ'da da valilerimiz, çevre şehirciliğimiz daha önceden bu önlemi aldılar. O yüzden can kaybı minimize edildi Elazığ'da. Hocam yani evet bu yani insan yaşayınca anlarmış deniliyor ya. Gerçekten öyle biz 2 büyük deprem yaşadık. İşte Maraş'taki 2 depremi sayarsak 3 büyük deprem yaşadık. Evet. 2010'daki depremi sayarsak aslında 4 büyük depremi biz gördük. Ama bizim binalarımız çok şükür çok aman aman yıkılan binalarımız olmadı. 3 tane 5 tane tabii gönül ister onlar da yıkılmasın ama bu kadar büyük depremlere rağmen 3-5 binamız yıkıldı. Bunun nedeni nedir hocam? Yani bizim şehrimizde binalarımız hakikaten güçlü yapılmış. Biraz hani da... reklam gibi olacak ama yani bizim üniversitemiz 1967'de kurulmuş. Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak. Bu bölgede hani sayılı olan akademilerden buradan mezun olan bizim hocalarımız, bizim abilerimiz işlerini iyi yapmışlar. Yani hani korkmuşlar, deprem diye bir şeyi... Farkına varmışlar. Biraz daha güçlü yapmışlar. Kolonları, kirişleri büyütmüşler. O yüzden kolay kolay hasar görmemiş bu binalar. Üretim teknolojisi olarak belki Malatya, Elazığ, Maraş çok farklı değil. Bingöl çok farklı değil. Yakınlar. Ama kullandığımız iskeleti, binanın iskeletindeki ölçüleri, ebatları, kolonları daha büyük tutmuşuz. Ya burada Fırat Üniversitesi'nin aslında şehre olan katkısını yıllardır evet, görüyoruz evet, biz evet, o zaman evet. Hocam. Yani çünkü buradan mezun olan mühendis abilerimiz veya hocalarımız iyi mühendis yetiştirmişler ki tasarımı iyi yapmışlar. Malatya'da da var aynı şekilde ama belli başlı yerlerindeki binalara hiç hasar olmamış. Mesela 40 yıllık binalar var.
Battalgazi bölgesinde ben gittim baktım duvarlarında küçük küçük çatlaklar olan 5 katlı 6 katlı binalar var. Ama mesela Bostanbaşı'nda bir yıllık bina ara sara sahip olmuş. Yani binanın oturduğu zemine uyumlu çalışmış aslında. Yani zemin parametresi de zemin de önemli bir şey. Bina da ona uyumlu olacak şekilde 4 katlı, 5 katlı yapılmış. Malzemenin dayanımı tahmin edilmiş ve ona göre yapılmış. Gelen deprem de büyük bir depremdi. İnsanlar hala içinde oturuyor. Korku ayrı bir şey. Biz yüksek katlı binada oturunca zaten hani sallanmaya alışmamız lazım. Yani 10 katlı binada biz 80 santimetre yer değiştirme yaparız depremde. Bize de ivme gelir. O esnada hani bize de kuvvet gelir. Hareket etmeye çalışsak bizi de hareket ettiren deprem kuvveti olur. O yüzden binaların yan yattığını görürüz. Kapının üstünüze geldiğini görürüz ama öyle bir şey yok yani. Biz de hareket ediyoruz. Diğer cisimler de hareket ediyor. O yüzden karıştırıyoruz onları. Aynı anda. Deprem anında. Deprem anında. Evet. Yoksa bina sağa yattı sonra tekrar kalktı. Böyle bir şey. Hocam Maraş depreminde çok olmuş. Elazığ'da işte televizyon arayıp işte şu caminin minaresi yıkıldı. Şu bina ortadan ikiye ayrıldı gibi şeyler ama hepsi sonra olmadı anlaşıldı. Evet evet. Ya insanlar öyle hissediyorlar. Aslında öyle bir şey yok yani. Düşünsenize minare yere yatıyor sonra tekrar kalkıyor. Böyle bir şey imkansız yani. Mümkün değil. Yıkılır, darmadağın olur yani. Ama işte orada o depremin iğmesinden, şiddetinden dolayı hem insan da sallandığı için tabii. Hem yer sallanıyor zaten. Evet, yer sallanıyor. Siz de sallanıyorsunuz. Anladım, o esnada hani karıştırıyor insan. Hani bilinç kaybı oluyor. O yüzden mesela merdivenlerden aşağı inmek doğru değil deprem esnasında. Hani siz düşük bir tarafınızı kırabilirsiniz, çarparsınız, yaralanırsınız. Balkonda durmak da doğru bir şey değil. İnsanların psikolojisi bozulur, aşağı atlamak ister. Hani o esnada bulunduğunuz yerde hani binanız güvensiz diye hissediyorsanız kendinize bir alan ayırmanız lazım. Bir üçgen yaşam alan dedikleri. Ama binanıza güveniyorsanız çok da korkmanıza gerek yok. Üzerinize bir eşya gelmesin. Bir dolap yıkılmasın, yıkılmasın, bir duvar yıkılmasın. Evet, sakatlanmayın. Yani hani duvar yıkılmasından dolayı Malatya'da sakatlanan çok tanıdığım, bildiğim kişiler. Hocam çöken binaları incelediniz değil mi şeyde, evet. Malatya'da vesaire? Orada hocam eşyalar arasında en çok neyin koruduğunu görüyorsunuz? Yani mesela buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi, yatak mı? Mesela bir ara şey söylüyorlardı, işte bazaların içini doldurun, deprem anında yanına yatın. Evet, çok kötü bir şey aslında. Hani Allah kimseye vermesin gerçekten. Yani yatak da tabii ki bir boşluk yapacak. Düşünsenize size 30 santimetrelik bir yaşam alanı vermişler. Oradan hava almaya çalışıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Buzdolabını da tabii düştüğü zaman düşünün 1 metreküp beton 2.4 ton. 1 metreküp beton 2.4 ton. Üzerinize yukarıdan aşağı 2.4 tonluk kabul edelim. 1 metreküplük bir beton geliyor. Siz onu buzdolabıyla tutmaya çalışıyorsunuz. Bir cisim ne kadar yüksekten bırakılırsa o kadar momentumu da artar. Yüksek bir şekilde enerji verir çarptığı zaman. Yani 2.4 ton aslında 10 tonmuş gibi çarpar. Düşünsenize 3 metre yukarıdan sizin üzerinize gelen bir döşeme var. Döşeme dediğim aslında betonarme tabaka var. O tabakayı tutmak için işte çelikten ranzalar olmalı belki tutsun. Çelikten dolaplar olmalı. Yoksa ahşap veyahut da buzdolabı gibi ince böyle plakalardan oluşan bir şey tutmaz yani. Çelik malzemeler olacak ki tutsun yani. Onlar ancak size bir yaşam alanı kazandırabilir. Bence hani binanızın riskini düşünüyorsanız eski ise binanız, yenilemek veya yeni bir binaya geçmek daha doğrusu. Yani böyle bir şey, riski hani kaza yapacağınızı bile bile trafiğe çıkıyorsunuz. Kaza geleceğim diyor, siz yine hızlı gidiyorsunuz, bir şekilde kaza yaparsınız. O yüzden hani hızınızı artırmadan sakin bir şekilde güvenli bir yoldan, otobandan gitmeniz lazım ama pahalı tabii. Ama kayalık zeminlerde olan 3 katlı, 5 katlı, eski binaları da tercih edebilirsiniz. Yani bence
çok sıkıntı olmaz. Ha, anladım hocam. O zaman hocam yani şu anlaşılıyor. Fırat Üniversitesi'nin Elazığ'da olması, inşaat mühendisi bölümünün, mühendislik fakültesinin geçmişten beri çok iyi hocalar yetiştirmesi, bu hocaların çok iyi öğrenciler yetiştirmesi, işte Elazığ'daki binaların güçlü yapılmasına vesile oldu ve bu binalarda mesela adam Malatya'da diyor ki 10 bin bina yıkıldı yani örnek veriyorum. Biz Elazığ'da 3 binamız yıkıldı diyoruz mesela. Allah korusun 5 bin, 10 bin binamız da yıkılabilirdi. Tabii. Yani burada emeği geçen işte başta işte Fırat Üniversitesi'nin geçmişten günümüze kadar sizlere kadar tüm işte mühendis hocalarımıza biz teşekkür ediyoruz. Evet. Diğer kurumlarda işte denetim vesaire işte belediyedir, valilikte çalışacaktır. Onlar da iyi denetlemişlerse onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Yani neticede biz şimdi çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik hocam yani. Yani Allah korusun. Tabii bu bir hani şey işi, ekip işi. Yani tek başına olacak bir şey değil. Ama hani düşünsenize siz teknik bir personelsiniz. Gidiyorsunuz belediyeye diyorsunuz ki ya işte bu kısmı 5 katlı de yapmamanız lazım ama belediye sizi dinlemiyor. Veya çevre şehirciliğe gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki şu binalar risklidir. O yüzden hani bu binalara yıkım kararı veya hasar durumunu dikkate alıp ona göre hasar raporu verseniz de vatandaşımız kalmasa, sizi dinlemeseler. Yani o zaman yapacağınız bir şey olmaz. Ama buradan mezun olan kişiler Elazığ'da hani belli noktalara gelmişler. Belediyede de çalışan birçok Fırat Üniversiteli arkadaşımız var. Çevre şehircilikte de hakeza öyle. Ve bunların bir kısmı yüksek lisansını yapmış, bir kısmı lisans mezunu ama yani işin tekniğini öğrenmişler. Yani hani korkulacak bir şey olduğunu depremin öğrenmişler ve tedirgin olup ona göre hareket etmişler. Ama diğer şehirlerde özellikle Malatya ve Maraş'ta ben böyle hani çok korktuklarını düşünmüyorum. Yani orada yapılan imalatları görünce. Şimdi bizim burada da bir bölge var, riskli bir alan ve yüksek katlı bina yapılmıyor. 4 katlı, 5 katlı binalar yapılıyor. Şey mi? Sürüden bahsediyorsunuz. Evet. Yani şimdi kalkıp oraya... Zemininden söylüyorsunuz değil mi? Evet, zemininden dolayı. Yani şimdi her yere her bina yapılabilir. Mühendislikte hani bir meydan okuma vardır ama hani şimdi doğru yere doğru bina yapmak lazım. Doğru zemine doğru bina yapmak lazım. Kayalık zemine yüksek katlı bina yapabilirsin. Ama dolgu zemine de 5 kat, 4 katlı bina yapman lazım. Çünkü depremin karakteristikleri genelde öyle gösteriyor. Yani yumuşak zeminlerde daha fazla kuvvet getiriyor. Sen bir de binanın ağırlığını artırıyorsun. Yüksek. Ama betonarme yapınca her şey alt üst oluyor. Betonarmenin bir kapasitesi var. Yani şimdi çatlayacak mı? Evet çatlayacak. Çünkü gevrek bir malzeme. Çatlamasın diye içine demir koyuyoruz. Yani... Beton çatlamasın diye içerisine demir koyuyoruz ki çatlamasını alsın. Hı hı. Bir sürü demir yığını haline getiriyorsun. O kadar yapmana gerek yok. Yani ne ağır yap ne de o kadar kuvvet gelsin ne de o zemini o kadar zorla. 4 katlı yap yani problem yaşanmasın. Malatya'da yapılmaması gereken şeyler yapılmış. Yani bir zemin kötü 10 katlı bina yapılmış. Yumuşak kat dediğimiz dükkan katları zemin katta yapılmış. Bodrumu 2 kat yapmaları lazım sağlam zemine ulaşsınlar diye tek kat yapılmış. Zemin işte bataklık zeminden hallice bir zemin onu biraz sağlam kayaya doğru yaklaştırmışlar. Kazık çakılmasın. Yani bir bina böyle kolay hasar görmez. Birçok parametre bir araya gelecek ki binan yıkılsın, hasar görsün. Maalesef Malatya'da da Maraş'ta birbirine benzer şeyler yapmışlar. Yani. Hocam şimdi özellikle Elazığ'da bakınca böyle ağır hasar alan bölgeleri siz tabii inceliyorsunuz. Yani inceliyorsunuz derken şey yapıyorum siz zaten Elazığ'daki binaların tamamını neredeyse incelemişsiniz hocam. Biliyorsunuz hepsini. Şimdi bu ağır hasar alan ve işte yıkılan bizim Elazığ depreminde de Maraş depreminde de çeşitli bölgeler o bölgelerde çok yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz. Mesela İstasyon Caddesi. İşte benim babaannem anlattı işte Yeşildere, dere varmış oralarda vesaire falan. Mesela oranın çok hasar alması, işte bir dere kenarı olmasından dolayı mı ya da oraya işte o kadar kata izin vermemek mi gerekir? Mesela ben hatırladığım kadarıyla o dönem Elazığ'da en yüksek binalar İstasyon Caddesi'nde vardı eskiden. Ya kuru dereler aslında dolgun rusubat malzemesinin geldiği alanlar. Yani yukarıdan, Harput'tan veya belli noktalardan
çakıl taşlarının getirilip derenin doldurulmasıyla ortaya çıkmış yerler. Şimdi dolgu yerlerde biz yüksek katlı bina yapılmamasını söyledik. Ve hatta dere üzerine bina yapılmaz. Yani doğrusu oradan yani en az 20-30 metre sağlı sollu yüksek olmayacak şekilde 2-3 katlı binalar yapmak. Gerekirse ahşap bina yapmak. Yani oralar hani çok kıymetliyse oranın arazinin yapısına göre bina üretmek. Çelik konstrüksiyona yaparsın 4-5 katlı bina veya 2-3 katlı ahşap bina yaparsın. Daha sağlam bir zemine gidersin, betonarme yaparsın. Yani malzeme seçimi de önemli bir şey. Dere kenarının üzerine getirip binayı 8 katlı binayı yapmışsınız. Onun taşıyacağı kuvveti 1 hesaplamışsınız. Dere olduğu için 2,5 gelmiş. 2,5'ü kaldıramaz ki o. O yüzden ağır hasarlı olacak. Ben biliyorum oradaki yıkılan binaların çoğunluğunu gördüm ben. İstasyon Caddesi mi? Evet evet. İstasyon Caddesi'ndeki birçok binada kolonlarda donatı atmaları gördük yani. Ya birçok böyle araştırma var. Mesela bir tane kolon diyorlar ki işte 20 tane kolondan bir tanesi hasar gördü. Bu bina ağır hasarlı mıdır? Bence bunu araştırmamışlar. Yani şöyle yabancıların bu konuda yaptığı birçok doktora tezi var, yüksek lisans tezi var. Açıp okuyabilirler o arkadaşlarımız. Bir kolon kırıldığı zaman o kolonun yükünü diğer kolonlar alıyor. Diğer kolonlar da eğer ki taşıma kapasitesinin üstüne gelen kuvvetler geliyorsa onlar da kırılmaya başlıyor. Bu işlem domino taşlarının birbirini yıkması gibi devam ediyor. Bir anda bina gevrek yıkılabiliyor. Bir tek kolon. Şimdi İstasyon Caddesi'nde İki tane kolonu ağır hasar görmüş. Patlamış donatılar, dışarıya doğru çıkmış, eğilmiş. İşte biz mesela oray için birkaç arkadaşla beraber karar verdiğimiz şey şu oldu. Bu bina ağır hasarlı. Çünkü hani çevre şehirciliğin kuralı da öyle. Bakanlığın da kuralı öyle. Yani aslında ilmin, fennin de kuralı öyle yani. Kimisi de çıkıyor diyor, 3 tane kolon işte bir şey olmaz yani bu hafif hasarlıdır, oturulabilir. Ama bu doğru değil. Yani bu bir bence okumak lazım biraz. Yani sanki biraz cahillik gibi oturursunuz. Yabancılar yapmışsa yabancılara okursunuz. Türkler yapmışsa Türkler İngilizcesine okursunuz. Şu anda İngilizcesi olan herkes dünyanın her yerindeki yapılmış tezleri rahatlıkla indirip okuyabilir. Öyle tabii hocam. Hocam bir de şey durumu da oluştu. Özellikle bu şeyden dolayı o bölge ve orada özellikle bugün sizin değinmiş olduğunuz konu, onu da söylemiş olayım aslında. Tam bu değinmiş olduğunuz konuyla ilgili bugün Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş hocamız da açıklamasında, alma törenindeki açıklamasında yapmış olduğumuz konutları bilimsel verileri dikkate alarak inşa etmemiz gerekiyor diye bir açıklama yaptı aslında. Artık bilime yönelmiş. Yani evet yani. Doğrusu o ama bazen keşke böyle hani siyasi mi rant mı böyle bazı faktörler olmasa bizim söylediklerimiz çerçevesinde hareket edilse belki de Japonya kadar olmasak da çok daha az onlara yaklaşabiliriz yani vatandaşımız hayatını kaybetmez yani bu Maraş depremini ben 1997'de araştırma görevlisiydim. O zaman geldiğim zaman okuduğum bir sürü makalede, raporda Maraş bölgesinde büyük bir sıkışmanın olduğunu, işte bu sıkışmanın Sivrice, Malatya, Maraş, Hatay üzerine devam ettiğini 25 yıldır biliyorum ben. 25 yıl öncesinden günümüze kadar Naci Hoca da dahil birçok hocamız uyarmış ve hani yapmayın demiş. Bu bölgede bir sıkışma var. Siz bu binalarınızı dönüştürmeniz lazım. 7 büyüklüğünde bir depreme bu binalar dayanıklı olamaz. O yüzden bunları dönüştürün. Yoksa can kaybı çok olur. Tabii hani başka fikirler üstün gelince kimse duymamış. Ve bu facia yaşanmış yani keşke olmasaydı. Keşke. Hocam şeyde özellikle mesela Orda Evi bölgesi, istasyon bölgesi, alt geçitlerin olduğu, yeni alt geçitlerin yapıldığı yerler ve onların çevrelerinde hepsinin ağır hasar aldığını görüyoruz. Alt geçit yapmak yanındaki binaya zarar verir mi? Vermez. Ama yaklaşmak mevzu tabii. Mesela binanız tabii yükseklik önemli. Bina yüksekliğiniz 15 metre ise ve zemininiz de
böyle hani çok sert bir zemindeyse 15 metre ile 7,5 metre arasında bina yüksekliğinin yarısı veya bina yüksekliği kadar yaklaşabilirsiniz. Ama zemininiz yumuşaksa hemen binanın dibinde kazık çaktığınız zaman binaya zarar verirsiniz, oturmasına neden olabilirsiniz. Yani bina sağlam ama temelin oturduğu zemini siz bozmuş oluyorsunuz. Bina öne doğru, sola doğru, sağa doğru kaykılıp eğilebilir. O yüzden hani binaya çok yaklaşmadan kazık çakıldığında buradakileri nasıl görüyorsunuz hocam? Sıkıntı olmaz. Buradakileri nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bu istasyonla orada evinde benzer bir şey oldu benim mu hocam? Benim gördüğüm kadarıyla minimum sanki oradaki yaklaşım mesafesi 10 metrenin üzerinde gibi geliyor bana. Ölçmedim çünkü. Evet. 10 metre olunca da bu yaklaşık 4 katlı, 3,5 katlı binaya tekabül eder. Orada 3,5-4 katlı bina varsa ona zarar vermez. Ama o binanın altına kazık çakarsanız yine zarar vermez. Anladım. Hocam şimdi Elazığ'daki binalara baktığımız zaman, şimdi izleyicimiz en çok merak edeceği konu soru bu olacaktır. Tüm hocalarımız Bingöl bölgesinde bir deprem beklediklerini ifade ediyorlar. İşte 7 evet. ve üzeri. Orada öyle bir deprem olursa, Elazığ'daki şu anki mevcut tüm binalarımızı yakından biliyorsunuz. Durum ne olur? Ben en son takip edebildiğim kadarıyla Çevre Şehircilik Valilik koordinasyonuyla Elazığ'da 10 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Eski bina yıkıldı, ağır hasarlı ve risk taşıyan binalar yıkıldı. Bu da yaklaşık işte 2500 konut eder. Daha öncelerden de buna yakın bir şey vardı. Riskli olan kısımlar çoğunlukla elimine edildi yani Elazığ'da. Bir de Elazığ bu Maraş depremleriyle sınandı. Ondan önce Elazığ depremiyle sınandı. Böyle kötü yumurtalar tabiri caizse ayıklandı. Daha sağlam binalar kaldı. Ben çok büyük bir yıkım olacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani riskli olan bina var mıdır? Vardır. Eski binalar çoğunlukla risklidir. Ama bulunduğu konum itibariyle kayalık zeminlerde yer alan binalar çoğunlukla böyle eski binaysa onlara gelecek deprem kuvvetleri de düşük olacak. Ben çok büyük bir şey beklemiyorum. Çünkü Elazığ bu işi kontrollü yapmaya çalıştı. Kontrollü yıkım yaptı. Hmm. Yani kendiliğinden yıkıp kontrolsüzdür. Elazığ öyle bir şey önünü aldı yani. Evet. Yani hem Elazığ hem Maraş depremlerinde biz çürük yumurtaları çıkarttık diyorsunuz. Evet hocam. Evet, çoğunluğu çıktı yani. Ama hala devam edecek tabii bu hani... Bir defa da olacak bir şey değil. Bir akıl olmalı yani bir devlet aklı gibi. 10 yıllık, 20 yıllık bir zamana yayılmalı belki ama Elazığ bu son 4 yıl içerisinde güzel bir çalışma yaptı bence. Hmm. Çünkü 2006 yılında Bingöl'de daha yeni mikro bölgeleme çalışması yapıldı. Orayı soracağım hocam. Bingöl'de durum ne? Şimdi Bingöl'le ilgili bir çalışma yapıyorlar. Birçok hoca da uğraştı orayla ilgili. Bingöl'ün sıkıntısı şu, eski yerleşim yerinin altından ana fay hatları geçiyor. Ve oralarda da yerleşim yapılmış. Atadan dededen kalmış diyorlar. O binaları da terk etmek istemiyorlar ama güçleri de yani maddi güçleri de yetersiz olan kişiler, orada yer alan kişiler. Hani bir dönüşüm yapmak için de maddi güçleri yok. O yüzden oralar potansiyel olarak yıkılabilecek noktalar Bingöl'deki. Zaten fay hatları üzerinde yer alan kısımlar en riskli yerler yani. Mümkün mertebe en az 500 metre uzak durmak lazım yerleşim olarak. Deprem kuvvetlerinin de en fazla etki ettiği, çok absürt yüklerin ortaya çıktığı noktalar fay hatları. Yani yerleşime açılmaması lazım. Yeni bir yerleşim yeri açmıştı. Belediye başkanıyla da bir toplantımız oldu. O yeni yerleşim yeri de hani yüksek katlı bina olmadan dikine değil de yatay bir yerleşim olacak şekilde tasarlanıyordu. Yani şu anda Bingöl'de bir tedirginlik içerisinde ama eski yapı stoklarını eritmediler. 2003 yılında depremler oldu. TOKİ kanalıyla bazı şeyler düzeltildi o zaman da TOKİ veya devlet tarafından karşılandı. Ama
hala sıkıntılı yerleri var. 2006 diyordunuz hocam, ben orada araya girdim ama. Şimdi 2006 yılında Elazığ'da biz mikro bölgeleme çalışmasını başlattık. Üniversite olarak mı hocam? Üniversite olarak. Bundan Nail Bey Mahallesi, Kültür Mahallesi ve üniversitenin kendi binalarını biz ilk olarak seçtik ve bununla ilgili çalışmamızı yaptık. O zaman da hani bir rapor olarak da rektörlüğe sunduk. Bizim tabii rektörlüğümüz bizi yaptığımız çalışmayı uygun gördü. Ona göre sırasıyla bazı binaları yıktı ve yenilemeye başladı. Ta 2006'da. Evet, 2006'dan günümüze kadar. Evet. Yani hala daha devam ediyor. Evet. Riskli olan binalar, en riskli olan var, riskli olan var, az riskli olan var, risksiz olan var gibi böyle bir gruplandırma yapıyorsunuz. En riskli olandan başlayıp risksize doğru geliyorsunuz. Bu bir süreç. Yani bir 10 yıllık yatırım veya 20 yıllık yatırım, bir defada yapamazsınız bunu çünkü. Nail Bey'de de bizim yaptığımız çalışmada da riskli birçok bina bulmuştuk biz. Tabii hani bunu dile getirince de hani biraz tepki alabiliyorsunuz. Düşünün ki hiç Elazığ'da depremin D'si yok. Siz çıkmışsınız, binaları gidip inceliyorsunuz üniversite olarak. Polis sizi tutar. Ne yapıyorsunuz? Siz hırlı mısınız, hırsız mısınız? Ne yapıyorsunuz? O yüzden valilikten izin almanız lazım böyle bir şey için. İzinler alınıp binalar incelendi. Onlarla ilgili anketlerimiz var, bina anketleri. Onları doldurduk. Yüzlerce böyle. Onları en sonunda hani derledik, toparladık. Binaların belli bir bölümü riskli çıktı yani. Biz bunu hani Elazığ Belediyesi ile paylaşamadık. O zaman bir sıkıntımız oldu. Öyle sadece üniversiteninkisi değerlendirildi. Üniversitede bunu kullanarak bir planlama yapıp binalarını revize etti. Sonra bu Elazığ depreminden sonra tekrar bu mikro bölgeleme ile ilgili bir çalışmayı yine canlandırdılar ve tamamladılar. 2003 yılından önceki binalar sanki çoğunlukla riskli görünen binalar oldu. 2003'ten önceki yapılan. Evet. Ama tabii yerine, konumuna göre de değişir. Dediğim gibi Harput'a doğru olan zeminler sağlam zeminler. O bölgelerde inşa edilmiş binalar eski de olsa deprem kuvveti düşük geleceği için yıkılma riski düşük. Oradaki binalar kuru dere üzerinde değilse. Yani yeşil dere gibi. Harput'ta da bir sürü dere var. Evet. O derelerin üzerine inşa edilmemişse kolay kolay çok büyük yükler gelmez. Mesela bölge hocam işte Zafran, devam ediyoruz. Feyzi Çakmak, Esentepe, evet. Yıldız Bağları, Harput. Ya bu bölgeler zemini Elazığ'daki en sağlam bölgeler diyebilir miyiz evet, hocam? Evet, evet. Yani Harput'un tepesine doğru daha da sertleşiyor. Muhtar sürekli açıklama yapıyor. Diyor ki Harput artık imarlar için diyor. Yani arka tarafların, o mezarlıkların olduğu bölümleri açılsın. Harput muhtarı mı? Evet. Açılmalı mı hocam? Yani mezarlıklar bölgesi olmuş aslında da hani orası sit alanı biliyorsunuz. Yani evet, o biraz şöyle Alayaprak, Göllübağ taraflarına doğru olan bölümler. Olabilir yani yapıyor. Aslında hani eski insanlar burada binlerce yıl boyunca yaşamışlar. Gelen depremden en az etkilenen neresiyse orayı biliyorlar. Malatya'da da Battalgazi ve Çöşnük bölgesi bilinen bir yerse, oradakilerde de hasar görmemişlerse, şu anda Battalgazi hiç beğenilen bir yer değildi. Ama az hasar gördü. Harput'taki binalarda bakıyorsunuz böyle derme çatma. Hissetmiyoruz diyorlar. Derme çatma binalarda hiçbir şey olmuyor. Çünkü gelen deprem kuvveti sağlam bir ortama çarpınca geri yansıyor. Yani düşünün, kuvvet gelip size vurması lazım. Ama bir ortamla karşılaşınca geriye doğru gidiyor. Geriye doğru gidince de hani kuvvet gelmiyor ki yıksın. Derme çatma da olsa binanız yıkılmaz yani. Evet. Hocam siz aylar önce yapmış olduğunuz bir yayında şunu ifade ettiniz. Birazdan deprem izolatörünü de soracağım. Bir videomuz var onunla ilgili. Tam bugün denk geldi. Evet. İvmeden bahsettiniz. Yani onu sizden dinledikten sonra biraz da böyle insanları rahatlatmak için ara ara onu söylüyorum. Sizin cümlelerinizi söylüyorum hocam. Maraş depremi gibi Bingöl depremini hissetmeyiz diyorsunuz. İvme olarak. Evet. Aynı görüşte devam ediyorsunuz. Aynı görüşte devam ediyorum. Şimdi şöyle, depremin oluştuğu fay hatlarından 100 kilometre mesafede uzaktaysanız gelecek kuvvet onda bire düşüyor. Yani Maraş depreminden sonra Hatay'da ölçülen
Ve Türkiye'nin şu anda ölçülmüş en büyük değeri 17.38 metre bölü saniye kare. 17. Hatay'da o kadar mı hissedilmiş hocam? Ölçülen İvme. Değer, ivme değeri. Yani bu afaki bir değer. Yani bu ne demek? Siz 100 kilogram ağırlığına sahipsiniz. Yaklaşık 180 kilogram ağırlık yerden sizi yukarıya kaldırıyor, aşağı iniyor. Bina ayakta kalsın deniyor. Yani böyle bir kuvvet geliyor size. Şimdi bu 17 metre bölü saniye karelik ivmenin Malatya'daki etkisi 4. Elazığ'daki etkisi 2. Yani mesafe uzaklaştıkça azalıyor. Fay hattından uzaksanız. Fay hattına yaklaştığınız zaman bu değerler büyüyor. Fay hattından uzaksanız ve dolgu bir zeminde de değilseniz, sağlam bir zemindeyseniz bu yaklaşık bu ivmenin onda birine düşüyor. Uzaklaştıkça. Zemine bağlı olarak. Şimdi diyelim ki Bingöl'de böyle bir deprem oldu. 17 oldu. Yani şu ana kadar ölçülmüş en büyük değer. Bingöl'de depremin oluştuğu o sismik boşluktan Elazığ merkeze olan uzaklık 150 kilometre. Şimdi gelinceye kadar onda bire düşürsek zaten 1.7 ediyor. Yani Elazığ 2'yi yaşadı. 2'nin altında bir değer gelecek. 1.7, 1.8. Yani 2'de biz Maraş depreminde 2 ivme boyutunu yaşadık. Binamız yıkılmadı. Evet. Şimdi Bingöl'den gelecek olan 1.7 civarında olacak diyorsunuz. Evet. 2'de bir şey olmadıysa 1.7. 1.7'de olmaz. Yani ben hani bu burada ölçümlere göre söylüyorum yani. Ama hani bizim bina yıkılır, biz korkuyoruz. Zaten korkarsınız deprem salladığı zaman. Herkes tedirgin olur. Ben hiçbir şey olmaz diyemem ki. Ama yıkım olmayacağını söylüyorum ben. Ağır hasar olacağını, insanlara zarar gelmeyeceğini ben kendim öngörüyorum. Sadece tahmin ediyorum. Yani ağır hasar olabilir ama yıkım olmaz diyorsunuz. Evet, bu benim hani öngörüm. Ama yani daha yakın bir noktada oldu. Gelen kuvvet büyük çıktı. Ağır hasar olan bina olacak. Çünkü eski binalar var hala Elazığ'da. Yani beton dayanımı düşük olan binalar var. Ama bana göre zarar görmeyecekler. Anladım. Ben kendim öyle bu düşünüyorum. Çok önemli hocam. Yani böyle depremle ilgili özellikle psikolojik artık bunu takıntı haline getiren izleyicilerimiz sizin o açıklamanıza çok önem vermişlerdi. Evet. Yani biraz rahatlıyor insanlar hocam. Yani kimisi de tepki vermişti. Hocam işte siz yaşamıyorsunuz, biz yaşıyoruz. Ama hocam iyi neticede evet. Bir bilimsel durum var ortada. Evet yani. Ya hani biz ölçülmüş değerlere göre söylüyoruz. Kafamıza da göre değil. Hani bu daha öncelerden olmuş olan depremlerin ölçülmüş şekline göre söyleniyor. Bir deprem ivme değeri 10'sa 100 kilometrelik bir mesafede 1'e düşüyor. 10'da 1'ine düşüyor. Bu daha önceki depremlerden edinilen bir genel bilgi. Hatay'da bu kadar yıkımın olmasının nedeni fayın aşağı doğru inmesi miydi hocam? Aslında Hatay'da Maraş'a uzak. Hatay'ın Maraş'a uzaklığı fazla ama fay hattı içinden geçiyor. Evet, aynı fayda olduğu için. Bir de dolgu, nehrin kenarı var. Dolgu olan yerde ivmeniz 10'sa 20 oluyor. 5'se 15 oluyor. 2 kat, 3 kat büyüyebiliyor. Şimdi dolgu yerlerde o yüzden dere kenarlarında, nehir kenarlarında yerleşimin olmaması lazım. Hem sel olabiliyor, nehrin taşkın debisi gelip de etrafını basabiliyor. Hem de fay hattıysa zaten sıvılaşma olabiliyor veya yüksek deprem kuvvetleri gelebiliyor. O yüzden nehir kenarlarından uzak durmak lazım. Kesinlikle. Hocam çok sayıda öğrenciniz mesaj atıyor. İşte onlardan biri Oğuz, İsmail, Çak. Hepsi size çok teşekkür ediyorlar. İyi ki böyle bir hocadan ders almışız diyorlar. Size minnetlerini sunuyorlar hocam. Çok sayıda da ne sorunuz var ama süremizin sonuna geldik. İletemeyeceğim. Sadece Tunceli bölgesini soran çok izleyicimiz olmuş hocam. Tunceli ve çevresindeki bina stokuyla ilgili durum nedir? Çünkü o bölgede de bir deprem bekleniliyor. Ben Tunceli'yi çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla hani Tunceli'de eski binalar da var ama beton kalitesi sanki Elazığ'dan biraz daha iyi oranın. Biz karot da aldık oradan birkaç binadan. Genel manada hepsini dolaşmadım. Ama Elazığ'da 8 olan değerler Tunceli'de 10-12 çıkabiliyor. Hani bu çok mu iyi? Bu iyi değil. Yine de iyi değil. 25 olması lazım, 30 olması lazım. Ama genel olarak şu anda hani Tunceli'de de bir deprem bekleniyor. Batı kısımlarında sanki çok büyük bir yıkım değildi. Doğu kısımlarında
biraz sıkıntılı olabilir gibi düşünüyorum. Hocam deprem izolatörü bugün yeni bir görüntü çıktı. Arkadaşlarım o görüntüyü de ekran verebilirler. Yani bu kadar şey yapsak denk olmaz hocam. Yani 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin ikinci deprem. Öğlen olan depremin tam deprem izolatörü olan güvenlik kamera kaydı var. Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Görüntü şuradan daha iyi görünüyor. Evet. Şimdi birazdan şey sallanacak. Tamam. Bu deprem izolatörü değil mi hocam? Evet, bu ortası... kurşun çekirdekli bir hocam kavşuk. Sallanmaya başlıyor. Sistem. Burası Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin. Tam da güvenlik kamerası da oraya çekiyormuş aslında. Şimdi şey artacak. Kahramanmaraş. Şu anda izolatör çalışmıyor. Çünkü yukarıdan tavandan sallanan hocam, öyle bir cisim olmaması lazım. Evet. Şu anda tam çalışmıyor. Bugün yayınlanan görüntüler... Fethi Sekin şey, bu kolonun tam ortasına yerleştirilmiş değil evet, mi hocam? Evet, kolonun ortasına, üstteki de kiriş, ikisinin arasında. Bence tam çalışmadı bu. Şey olmasa, hala var değil mi? Devam ediyor görüntü hocam. Görüntü devam ediyor. Tabii, kesin. Alttaki kolonun sağa sola hareket... Şu kenarda biraz aslında şey, siz uzak olduğunuz için belki göremiyorsunuz. Ben fark edemiyorum. Çok hafif galiba bir şey var hocam. Yani gidiş geliş var hocam. Ama o mavi bakın hocam. Asılı olan şey çok sallanıyor. Hocam şeyde, mavide... Evet. Evet, evet. Şu anda hani tam olarak şey çalışmıyor sistem. Çünkü alttaki kolonun sağa sola doğru, ileri geriye doğru hareket etmesi lazım. O tavandaki sallanan da o kadar sallanmaması gerekiyor. Çünkü o üstteki döşemeye ait. Deprem izolatörü zaten şeye yarar. Yani üst tarafta siz depremi hissetmiyesiniz diye yapılır. Alt kısım hareket eder depremde. Ama üst kısım sabit kalması lazım. Ha bu şey sabah giymiş pardon, ben öğlenki deprem anı dedim ama ilk olan deprem anıymış. Hocam bakın bir mavide üstte bir kolonda bir sallama oldu hafif. Evet evet. Ama çok öyle bir şey olmuyor. Ya burada deprem izolatöründe çok mu sallanması lazım ki görevini yerine tabii, getirsin hocam? Tabii yok, şu anda hani biz fark edemiyoruz belki de çok küçük titreşimleri yutuyordur. Evet hocam. Ama sağdaki şey bayağı sallandığı için o yüzden söyledim tam görevini yerine getirmiyor diye. Normalde... Eğer kurşun çekirdekli, kauçuk olan bunların birkaç tipi var çünkü. Biz de çalışmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir araştırmamız var. Hatta iki araştırmacı arkadaşımız bu konuda yoğunlaştı. Güzel bir izolatör, yeni bir izolatör tasarımıyla ilgili çalışıyoruz şu ara. Bu dünyada en çok kullanılan sistem aslında. Kauçuk olan böyle plaklar var. Onların arasına çelik levhalar yerleştiriliyor. Bunlar deprem esnasında alt kısım hareket ederken üst kısım hareket etmiyor. Dolayısıyla siz depremi hissetmiyorsunuz aslında. İşte diyelim ki 4 büyüklüğündeki bir deprem oldu. Sizi titreştirdi. Siz hissetmiyorsunuz. 6 büyüklüğündeki bir deprem oldu. Yine hissetmiyorsunuz. Ama 7 büyüklüğündeki bir depremi 2-3 büyüklüğünde hissediyorsunuz. 8 büyüklüğündeki bir depremde çok küçük hasarlar oluşuyor, hissediyorsunuz ama sizi çok küçük hasarlarla binanızdan dışarıya çıkmanıza neden oluyor. Yani duvarlarınızda küçük ince kılçak çatlaklar oluyor 8 büyüklüğündeki bir deprem için. Yani şimdi siz bu izolatörlerin olduğu yerlerde depremi hissetmemek mi gerekir? Depremi hissettirmiyor size. Bu görüntünün bir başını, bu haber kaydını tamamını izleyebilir miyiz bir arkadaşlar? Şeyde, haberin tamamını. Çünkü bunu niye sordum hocam? İçten de görüntüler var. Yani bu bayağı hissediliyor hastanede, görüntülerden o anlaşılıyor. Şimdi şöyle, koridorlardan muhtemelen falan bu izolatörde bir patlama falan olmuştur veya bozulma olmuştur. Çünkü bunların yıllık bakımının yapılması lazım, kontrol edilmesi lazım. Bu kontrol edildikten sonra gerekiyorsa değiştirmek gerekiyor bunları. Bunların deprem izolatörünün yıllık bakım yapılması lazım. Tabii asansör hocam bakımı gibi bakımının yapılması lazım. Elazığ'da çok var mı öyle? Elazığ'da Fethi Sekin var, bir başka yok. Fethi Sekin var hocam. Evet evet. Yani Türkiye'de şu anda 5 tane apartmanda var. Şehir hastanelerinin tamamında var. Şehir hastanelerinin tamamında olmasının sebebi herhangi bir deprem anında eğer ameliyat yapılıyorsa ameliyatta doktorların depremi hissetmemesi. Fethi Sekin hocam mesela burası, yani herkes hissetmiş yani şeyde.
Diğer görüntülerde şey de var aslında. Bence izolatör bakın tam çalışmamış. Şey. Sandalyeye bakın mesela. Ciddi bir sarsıntı hissediliyor bence hocam yani. Hatta birkaç yerde bu yönlendirme tabelaları düşüyor hocam. Hmm. Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Bak kadın yere düştü herhalde. Evet evet. Ya yani normalde eğer izolatör tam çalışıyorsa bu depremi hiç hissetmemeleri lazım. Öyle bir sallanmanın da olmaması gerekiyor. Ha bakın burada şimdi şey düşecek mesela. Yani hocam bu bir deprem izolatörünü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gözden geçirmek gerekir diyor musunuz hocam? Yıllık bakımının olması gerekiyor. Malatya'da da aynı durum söz konusuydu. Orada da birkaç arkadaşım bahsetti aynı şeyleri. Yani böyle bir tabela hareketinin olmaması lazım. İzolatör tam çalışıyorsa hiç asla yani böyle bir şey olamaz. Yani bu bakımdan geçtikten sonra bu bir hastanede kesinlikle hani deprem olduğu esnada ameliyat yapan doktorların ameliyatına engel olmayacak şekilde düşünülerek yapıldı. Yani düşünün büyük bir deprem oluyor ama ameliyata devam ediyorsunuz. Hocam şey var, Elazığ'daki çok önemli bir bu inşaat sektörüyle uğraşan bir iş insanımız da mesaj atmış. Diyor ki görüntüdeki izolatör kapalı gibi görünüyor yazmış o da mesajında şimdi göndermiş. Yani ben izolatörün nasıl kapandığını tam bilmiyorum ama ben bildiğim kadarıyla o sürekli duruyor. Yani o çalışması açıp lazım. Açıp kapatma bir şey düğmesi mi var hocam izolatörde? Yok diye biliyorum ama belki bir daha bakmak lazım. Bence yok gibi yani. Hmm. Ama burada bir şey var yani hocam değil mi? Yani bir gözden acilen geçirmek lazım. Evet sanki hani o izolatör tam çalışmıyor gibi geldi. Normalde hani elinizde varsa başka şeyler köprülerde çok kullanılıyor zaten. Elastomerik mestet diye geçiyor. Ortasında kurşun çekirdek olmayan mestetleri kullanıyorlar. Yani köprüler çünkü ulaşım ana arterleri olduğu için deprem esnasında yıkılmamaları lazım. O yüzden izolatörleri onlarca yıldır kullanıyoruz aslında Türkiye'de. Hmm. Köprülerde çok kullanıyoruz. Bir çeşidini daha yeni bu hastanelerde kullanmaya başladık. Yaygın olarak kullanılan aslında 2-3 çeşidi var. Türkiye'de de yerli bir firmamız var üreten. Bir başka büyük firmanın da yurt dışı bağlantılı ortak üretmeye çalıştığı bir yer daha var. Ama genelde Kore ve Japon ürünleri var, Amerikan ürünleri var. Son zamanlar Çin ürünleri de Türkiye'ye girmeye başladı. Yani hocam böylesi büyük bir deprem. Benim deprem izolatöründen sizin söylediklerinizden anladım. Muhtemelen izleyicilerim de benimle aynı fikirde olacaklardır. Yani deprem izolatörünün amacı o sarsıntıyı yukarıya hissettirmemek. Evet. Aynen. Ama yani görüyoruz ki hissettiriyor. Hissettirmiş. Yani bu izolatörde bence bir sıkıntı var. Şey yapmak lazım, gözden geçirtmek lazım. Muhtemelen. Bu izolatörle kim? İnşaat mühendisleri mi ilgileniyor yine hocam? Şimdi aslında konusunda uzmanlaşmış inşaat mühendisleri. Yani izolatör konusunda mesela doktora yapmış, yüksek lisans yapmış kişiler. O konuda projelendirmiş kişiler. Projesini yapmış bir fiil bulunmuş, yerleşimiyle ilgili bir fiil ilgilenmiş kişiler. Bu işte uzman kişiler. Yani normal böyle hani inşaat mühendisinin yapabileceği bir şey değil, tasarım değil, hesap da değil, yerleştirilmesi özel itina gösteren bir sistem bu. Anladım. Hocam, vallahi sizi sabaha kadar dinlemek isteriz. Yine ben bu programda da sizden çok şey öğrendim. İzleyicilerimizin de çok fazla mesajı oldu. İzleyicilerimizden de özür dilemiş olayım ben mesajları okuyamadığım için. Süremizi bayağı bir aştık hocam. Aşkım. Yayın odası sürekli beni uyarıyor ama çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Eğer uygun görürseniz hocam yani böyle depremden depreme sizleri hatırlamayalım. Arada bir sizleri konuk etmek isteriz. Kamuoyunu bilgilendirmenizi isteriz hocam. Siz de uygun görürseniz çok memnun oluruz hocam. Ben de çok memnun oldum. Bir sonraki programda tekrar bir araya geliriz. Hiç sıkıntı çok teşekkür yani. Ederiz hocam. Elimizden geldiği kadar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Efendim canlı yayın konuğumuz hakikaten Elazığ'daki yapılaşmaları en iyi bilen hocalarımızdan birisi Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muhammed Karaton hocamız bizlerle birlikte oldu. Hem Elazığ depreminde hem Maraş depreminde hem Elazığ'da hem diğer illerde çok ciddi emeği olan, çalışması olan, gece gündüz demeden işte binalardan numuneler toplayan bir hocamız. Elazığ için bir değer, üniversite için bir değer. Hocamızla Maraş depreminin yıl dönümünde bölgeyi Elazığ'ı konuştuk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim çok kısa bir reklam arası hemen ardından devam edeceğiz.
Efendim Son Baskı'dan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başladık. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muhammed Karaton hocamız bizlerle birlikteydi. 6 Şubat depremlerindeki saha izlenimlerini konuştuk. Elazığ'ın deprem selini konuştuk, binaları konuştuk. Kıymetli hocamıza bir kez daha değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıl dönümünü yaşadığımız bir gün oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Efendim 65 saniye sayarken acaba ne yapıyor dediniz ve süre uzun geldi. 65 saniye boyunca Kahramanmaraş sallandı. Hepimiz sallandık. O 65 saniye birçoğumuz için geçmek bilmedi. Binlerce canımızı kaybettik. Evet, biz belki Elazığ olarak biraz şanslıydık ama Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, komşumuz Malatya'da çok can kaybettik. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin. Depremin yıl dönümünü yaşarken aslında depremleri unutmamak gerekiyor. Depremle ilgili yapılacak çalışmaları mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Bir deprem bölgesinde yaşadığımızı unutmamak gerekiyor ki bugün Fırat Üniversitesi'nde bir anma programı gerçekleştirildi. O anma programda da artık bu konuya bilimsel açıdan bakılması gerekiyor denildi. Çok anlamlı ve çok kıymetliydi. 65 saniye. Birçoğumuz bu 65 saniyenin, o bölgedeki birçok insan 65 saniyeyi göremedi bile. O 65 saniyenin sonunu hissedemedi bile. Hissedemeden belki 10. saniyede, 15. saniyede daha yataklarından çıkma fırsatlarını bile bulamadan yaşadıkları o binalar onlara mezar oldu. Allah rahmet eylesin diyoruz efendim. Ama şu da bir gerçek. Deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. En önemlisi deprem bölgesinde yaşayan bir şehiriz. Depremden sonrasını değil aslında depremlerden öncesini konuşmak lazım. Deprem olmadan bu konuları konuşmak lazım. Kendimizi, şehrimizi, bölgemizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Zira canlar yitip gidiyor efendim. Komşumuz Bingöl'de, yani biz buraya konuk aldığımız hoca, her profesör hem Elazığ'dan hem Elazığ dışından. Hangi profesörü alırsak Bingöl'de deprem beklediklerini ifade ediyorlar. Komşumuz Bingöl'de bir yıkıcı deprem beklenirken bizim bu depremlere yönelik, olabilecek depreme yönelik ne tür çalışmalar yapıyoruz şehrimizde, bunu iyi bir sorgulamamız gerekiyor. Evet, belediye başkan adaylarımız var. Her partiden belediye başkan adayı. Projelerini açıklayan var, henüz açıklamayan var ama şu ana kadar hiçbiri, üzülerek ifade ediyorum, projeleri az çok açıklayan belediye başkan adaylarımızın hiçbiri deprem öncesiyle ilgili, deprem anına ilişkin bir deprem olursa ben bunu yapacağım diye bir proje yok. Evet, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız olacak deniliyor. İşte depreme dirençli kentler yapacağız deniliyor ama deprem olduğunda ne yapacağız? Bingöl'de deprem oldu diyelim. Biz oraya şehir olarak nasıl müdahale edeceğiz? Bunların önceden planlanması, koordinelerin hazır olması gerekiyor. Az önce Muhammed Karaton hocamızla yayından önce konuştuk. Kendisi de bunu ifade etti. Ya dedim hocam, biz deprem bölgesinde olan bir şehiriz. Komşumuz Bingöl'de yıkıcı bir deprem bekleniliyor. Elazığ'da her mahallede, çünkü geçtiğimiz gün Profesör Ahmet Övgün Ercan hocamızı aldığımız zaman Türkiye'de en ünlü hocalarımızdan birisi, o şunu ifade etti. Deprem olduğunda yıkıma ilk müdahale eden kişi o bölgede, o sokakta, o mahallede yaşayan vatandaşlar dedi. Onlar enkazlardan, enkazların altından insanları çıkartıyorlar dedi. Çünkü yardım ekiplerinin o bölgeye ulaşması saatleri bulabiliyor dedi. Yollar yıkılıyor, trafik sıkışıyor, yardım ekipleri o bölgeye gidemiyor dedi. O yüzden bizim şehrimizde acilen
her mahallede, nasıl taziye evleri varsa her mahallede deprem anında yıkılan bir binaya müdahale edilebilecek kazma, kürek, demir işte kesme makası, ne bileyim işte jeneratör, ışık gibi cihazların yer aldığı, anahtarının da mahalle muhtarında, cami imamında, işte mahalle sakinlerinde, esnafında birçok işte bulunduğu artık binalar yapmamız gerekiyor. Böyle giriş hemen deprem oldu, işte iki sokak ötede bir bina yıkıldı, müdahaleyi vatandaş yapması gerekiyor ama neyle yapacak? İşte kurtarabileceği insanlar var ama kazma gerekiyor, kürek gerekiyor. Bunları gidip hemen oradan alıp müdahale edebileceği alanları oluşturmamız gerekiyor. Ben bunu hocama söyledim yayından önce. O da dedi ki, bu dediğiniz zaten bazı büyük şehirlerde var dedi. Bunu Elazığ'da yapmamız gerekiyor. Buradan özellikle yerel seçim öncesinde belediye başkan adaylarının açıklayacağı projeler arasında bunu da almasını rica ediyoruz. Çünkü olası bir deprem anında biz Bingöl'ü yalnız mı bırakacağız efendim? Elazığ'da 60 bine yakın Bingöl'lü hemşehrimiz yaşıyor, belki daha fazla. Onlar bizim kardeşlerimiz. Nasıl Malatya'ya destek olduysak aynı şekilde olası bir deprem anında Bingöl'e de koşmamız gerekiyor. Tunceli'ye de koşmamız gerekiyor. Biz artık daha deprem şeyini atlattık. Depreme dirençli bir şehiriz. Bölgedeki lokomotif şehiriz. O bölgelerin yardımına ilk bizim koşmamız gerekiyor. Deprem oldu, evet, itfaiye ekipleri gidecek, AFAD ekipleri gidecek ama insan gücüne ihtiyaç olacak. İnsanlarımız da en azından buralardan işte heyetler belirlenip işte kazmasını, küreğini, ne bileyim demir doğrama makinesini, şuyunu, buyunu, makasını, demir kesme makasını alıp koşabileceği alanların ilimizde, mahallelerde oluşturmamız, bunları vatandaşlara duyurmamız gerekiyor. Bu konuya da hassasiyetle özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca nasıl insan toplanma alanları varsa deprem anında insanlar arabalarına binip evlerinden çıktıktan sonra trafikte geziyorlar. Arabalarını ikinci sıraya park ediyorlar. İki şeritli yol tek şeride düşüyor. İşte ailesiyle birlikte korkuyor, arabada oturuyor. Bu insanların arabalarıyla toplanma alanları da artık oluşturmamız gerekiyor. İşte 50 yıl önce demişler ki araba çok yokmuş, insanlar deprem anında şuraya toplansın. Deprem toplanma alanı denilmiş. Ama artık günümüze uyarlamamız gerekiyor. Deprem toplanma alanlarına arabalı toplanma alanları da mutlaka eklememiz gerekiyor. Şehrimizde işte 3-5 nokta lavabosu olan, işte ne bileyim işte bir kapalı bir ortamı olan bir yer bulup oraya işte gelin arkadaşlar, 150 tane araç burada bekleyebilirsiniz. Daha bu ihtiyacınız mı oldu? Burada lavabo da var. Denilecek alanlar da oluşturmamız gerekiyor efendim diye düşünüyorum. Buradan belediye başkan adaylarına tavsiyede bulunmuş olalım. Efendim, Elazığ İl Müftülüğü tarafından İzzetpaşa Camisi'nde bugün kandil programı düzenlendi. Camilerin dolup taştığı programda müminler yaşanılan afetlerin son bulması için dua etti. Elazığ İl Müftülüğü tarafından İzzetpaşa Camii'nde kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler de seslendirildi. Seyreyleyip yandım ah cemaline, Allah Allah. Programa katılan İl Müftüsü İrfan Üstün'da Miraç olayını anlatarak Miraç'ın Allah'ın yardımı olduğunu söyledi. Mekke-i Mükerreme ile Kudüs-i Şerif arasındaki yolculuğa biz İsra diyoruz. Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan Yüce Allahu Teala'nın huzuruna ulaşan yolculuğa da Miraç diyoruz. İsra ve Miraç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Yüce Mevlamızın huzuruna varınca ona çeşitli hediyeler verildi. Eller semaya açıldı, zor günlerin atlatılması için dualar edildi. Ya Fettah, Ya Selam, her türlü kötülükten, sıkıntıdan muhafaza eyle. Efendim, bu özel gecede tüm hemşehrilerimizden dua bekliyoruz bizler de. Ve ülkemizdeki afetlerin son bulması için bizler de dua ediyoruz. Allah inşallah bizlere böyle afetler, acılar yaşatmasın. Efendim, Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Elazığ'da anma programı gerçekleştirdi. Programın ilkinde Vali Doktor Ömer Toroman deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 6 Şubat depreminin etkisi 30 katrilyon jul büyüklüğünde bir depremle karşı karşıyaydı ülkemiz maalesef. 26 bin enkazımız vardı, yıkılmış binamız vardı. Bizim 26 bin enkaza karşılık 25 bine yakın kendi arama kurtarma ekibimiz ve seviye 4 olması nedeniyle de uluslararası gönderilen ekipler, 11 bin ekiple birlikte 35 bin tane arama kurtarma ekibimiz vardı. AFAD binasında gerçekleştirilen programa Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Dr. Erol Keliş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yiğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Protokolü ve Kahramanmaraş Merkezli depremlerde faaliyet gösteren kurumlar katıldı. Programda Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman depremin yıl dönümünde yapılanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle 99 depreminden sonra Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesinde ciddi artış meydana geldi. Ve bunu biz 6 Şubat tarihinde de sahada bizzat gözlemledik. AFAD Başkanlığı'nca oluşturulan TAMP planı çerçevesinde ilgili yöneticiler, sorumlular derhal harekete geçtiler. Biz de bu çerçevede depremin olduğu andan yaklaşık bir 15 dakika sonra burada bütün mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek ilk durum değerlendirmesini yaptık. Türkiye'nin özellikle deprem gibi afetlerden sonra en acil, en öncelikli faaliyet sahası olan arama, kurtarma ve tıbbi ilk yardım faaliyetleri kapsamında oluşturmuş olduğu kapasite maalesef meydana gelen deprem büyüklüğü karşısında uluslararası yardım çağrısını zaruri hale getirdi. Ankara'da AFAD Başkanlığı'nda İçişleri Bakanımız bu çağrıyı dile getirerek bütün ülke geneli kapasitenin ve uluslararası kapasitenin devreye girmesi için çalışmalara başlandı. Depremin ardından Elazığlıların Malatya'nın yardımına koştuğunun altına çizen Elazığ Valisi Doktor Toroman, depremzedelerin kentte ağırlandığını ifade etti. Çok kıymetli hemşehrilerimiz, Elazığlı hemşehrilerimiz o gün ellerinde ne varsa komşularının yardımına koştular. Aslında bu 2020 yılında büyük deprem yaşamış bir il olmanın, o depremi yaşamış vatandaşlar olmanın da bir refleksiydi. O şekilde değerlendiriyorum. O yüzden aziz hemşehrilerimize müteşekkiriz. Sağlamış oldukları destekten dolayı. İlerleyen günlerde ve zaman içerisinde yine hem bir taraftan ilimizde meydana gelen ağır hasarın tespitiyle meşgul olurken ve vatandaşlarımıza Elazığ'da evine girmekten imtina eden vatandaşlarımıza yardım ederken yine Malatya başta olmak üzere Adıyaman ve Maraş'tan Elazığ'a depremzedeler gelmeye başladı. Bu gelen vatandaşlarımızı da kredi yurtlar kurumlarını açarak öncelikle oralara yerleştirdik ve bütün kamu misafirhanelerini açarak oralara yerleştirdik. Yine özellikle Malatya'dan gelen vatandaşlarımızın Elazığ'da akrabaları, hısımlıkları olan ailelerin yanına yerleşenler oldu.
Elazığ'ın deprem anında büyük bir yıkıma uğramadığını fakat ciddi manada ağır hasar aldığını belirten Elazığ valisi Ömer Toroman, il genelinde 11 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğunun rapor edildiğini kaydetti. Elazığ'ın bütün imkan ve kabiliyetlerini ilerleyen süreçte de diğer illere sevk etmeye devam ettik. Biraz sonra AFAD İl Müdürümüz bunların detaylarını sizlerle paylaşacak. Hasar tespit çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yürüten arkadaşlarımız bize sundukları tablo açıkçası şunu gösterdi. Evet, Elazığ deprem anında büyük bir yıkıma uğramadı ancak ciddi manada ağır hasar aldı. İl genelinde 11 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğu rapor edildi. Bu aslında tabii ki diğer illerdeki büyük yıkım nedeniyle nispeten düşük bir oran olarak gözükebilir, düşük bir rakam olarak gözükebilir ama tek başına değerlendirdiğimizde aslında çok büyük bir ağır hasara tekabül ediyor. Nitekim 2020 depremlerinde Elazığ'da yaklaşık 19 bin bina ağır hasar almıştı. Demek ki 2020 depremlerinin neredeyse yarısından fazlasına ulaşan bir oranla binalarımızda ağır hasar tespit edildi. Bunların %90'ının yığma bina olduğunu bilgisini paylaşmak isterim. Yaklaşık %10'u betonarme tabir edilen teknikle yapılmıştı. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yapım tarihi itibariyle de eski tarihli yapılar bunlar. Depreme karşı dirençli yapılar, yapı stoğu oluşturmadığımız müddetçe depremlerde bu yapıların yıkımıyla veya ağır hasar almasıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Vali Toroman, 2020 depreminden sonra devletimizin ve milletimizin bütün afetlerden sonra olduğu gibi seferber olması, Elazığ, diğer vilayetlerden destek gelmesi, özellikle İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarımızın ilgisi ve yürütülen faaliyetler neticesinde 2023 depremine daha dirençli bir vilayet olarak girmenin avantajını yaşadık, dedi. Tabii Elazığ 2020 depreminden sonra yaklaşık 19 bin, 2023 depreminde de 11 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin binasını bu riskli yapıyı bertaraf etti. 2020 depreminden sonra yürüten faaliyetlerin 2023 depreminde de aslında yıkımı azalttığı, ağır hasarı azalttığını değerlendiriyoruz. Aslında Yüce Allah Elazığ'ı iki depremde de korudu. Öyle değerlendiriyorum. Hem 2020 depremindeki depremin şiddeti ve süresinin 30 saniye civarında olması, 6.8 ve 30 saniye civarında olması, hem de arkasından 2020 depreminden sonra devletimizin ve milletimizin bütün afetlerden sonra olduğu gibi seferber olması, Elazığ'a bütün diğer vilayetlerden ciddi manada destek gelmesi, özellikle İçişleri Bakanlığı'nın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başta olmak üzere bakanlıklarımızın ilgisi ve yürütülen faaliyetler neticesi 2023 depremine nispeten daha dayanıklı, dirençli bir vilayet olarak girmenin avantajını yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla 6 Şubat depreminde de Yüce Allah Elazığ'ı bir kere daha muhafaza etti bu tedbirler sayesinde. Evet efendim, Elazığ valisi Dr. Ömer Toroman rakam vererek paylaştı, anlattı durumu ve hem Elazığ depreminde hem Maraş depreminde eski yıkılma ihtimali olan aslında birçok yapıdan şehir olarak kurtulduk. Ve bu gelen profesör hocalarımız da bunu ifade ediyorlar. Yani Türkiye'nin şu anda bina açısından
en güvenli şehri Elazığ olduğunu söylüyorlar. Çünkü binalar yenilendi, işte TOKİ binalar yaptı, aradaki çürük elmalar işte elendi, çıkartıldı. Ha, var mı? Mutlaka işte yine eski yapılar, sıkıntılı yapılar var diyorlar ama şu an Türkiye şartlarında en güvenli şehrin Elazığ olduğunu ifade ediyorlar. Yani bu noktada açıkçası Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Allah devletimize zeval vermesin. Biz Elazığ depremini yaşadık, çeşitli sorunları konuştuk, çeşitli sorunlar, sıkıntılar oldu. Bunlara çok değindik, anlattık, işte sorunları siz söylediniz, şikayetçi oldunuz vesaire ama Maraş depreminden sonra aslında şunu çok iyi anladık. Devletimiz Elazığ'a çok ciddi bir yatırım yaptığını çok daha iyi fark edildi. Çünkü işte o yapılan 20 bine yakın konut, Elazığ depreminden sonra yapılan 20 bine yakın konut, burada Elazığ'da binaların işte hızlı yıkılması, ağır hasarlı alan binaların hızlı kontrollü yıkılması faciaların önüne geçti. Ve güvenli bir konutlarda oturduğumuzun artık farkındayız. Evet, işte çeşitli bölgelerde çeşitli sorunlar var. İşte yemişlikte market ihtiyacı, ulaşım sorunu, işte manavdır, şudur budur ama biz Maraş depreminden sonra gördük ki aslında bunların pek de önemi yokmuş. Önemli olan sağlam binalarda yaşıyor olmakmış. Bunun da altını çizmek gerekiyor aslında. Efendim Elazığ'da depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu. Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için camilerde Mevlid-i Şerif okundu. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Merkeze bağlı Sürsür Mahallesi'nde bulunan İmam-ı Azam Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına Elazığ Valisi Ömer Toroman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Kereş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yiğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. Ya hasraten alel ibad, ma ye'tihim min rasulun illa kanu bihi yestehzimun. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Programda konuşan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, insanoğlunun yeryüzünde üç görevi olduğunu ifade etti. Yeryüzünde insanın üçüncü bir görevinden daha bahseder. Rahat el-İsfahani ve der ki insanın bu görevi imaratul arzdır. Yani yeryüzünü imar etmek. İnsanların ve diğer canlıların faydalanacağı şekilde işler yapmak. Bunu yaparken de müminin iki şeyden uzak durmaması gerekiyor. İmar faaliyetlerini yaparken birinci olarak yapmış olduğu işi safa sağlam usulüne uygun olarak yapmalı. Yine imar faaliyetlerini yaparken dikkat etmesi gereken ikinci husus, yaptığı işi estetik anlayışına göre yapmalı. Hem sağlam yapacak hem de yaptığı işi görünürde güzel yapacak, sanata uygun olarak yapacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda daha sonra İl Müftüsü Üstündağ tarafından dua edildi. Ya Rabbel Alemin, geçtiğimiz yıl memleketimiz büyük bir badire atlattı, büyük bir felakete maruz kaldı. Bu felakette vefat eden kardeşlerimiz oldu. Ondan önce de Elazığ depreminde vefat eden kardeşlerimiz oldu. Sen vefat eden bir cümle kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Bu felaketlerin benzerini sen bizlere bir daha yaşatma ya Rabbi.
Efendim 9 Şubat tarihinde Elazığ'a gelmesi beklenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programı iptal oldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'dan hak sahibi olan 2255 depremzedeye konutları teslim edilecek. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kura çekimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyordu. 9 Şubat Cuma günü anahtar teslim törenine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programı iptal oldu. Efendim 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 6 Şubat Asrın Felaketi ve Fırat Üniversitesi Anma Programı gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 6 Şubat Asrın Felaketi ve Fırat Üniversitesi Anma Programı gerçekleştirildi. Profesör Doktor Mustafa Temizler konferans salonunda düzenlenen anma programına Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yiğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstündağ, Profesör Doktor Soner Özgen, Genel Sekreter Profesör Doktor Sinan Akpınar, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kahramanmaraş depreminde kalmıştır. Geçen yıllar yaraları sarsa da... Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, insanların muhakkak bilimin ışığında bilimsel gerçekleri dikkate alarak bundan sonraki hayatlarını ona göre şekillendirmesi gerektiğini belirterek, yapılacak olan konutların bilimsel veriler dikkate alınarak inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Yapmış olduğumuz konutları muhakkak bilimsel verileri dikkate alarak inşa etmemiz gerektiği, bu bir gerçek. Yani başka ülkeler bunu zamanında başarmış. 9 şiddetindeki depremleri bile artık Japonya'da sıradan deprem olarak görüyorlar. Dolayısıyla bir daha bu acıları yaşamamak için artık günümüzde Türkiye'deki üniversitelerimizde deprem konusunda dayanıklı, modern yapılar konusunda oldukça deneyimli üniversitelerimiz var. Üniversitelerimizden faydalanmamız gerektiğini bir daha vurgulamak istiyorum. Deprem süreci boyunca Elazığ'da yapılan çalışmalara değinen Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise, Fırat Üniversitesi'nin deprem sonrası sürecinde ciddi katkılar sağladığını söyleyerek, Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş başta olmak üzere, üniversitenin tüm akademik ve idari personeliyle öğrencilerine teşekkür etti. Burada da hakkını teslim etmem gerekir ki bütün kurum ve kuruluşlar bu 2020 depreminde verdiği tecrübeyle her biri seferber oldular ve sorumluluk aldıkları her ilde, Malatya'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da en iyi şekilde oradaki depremzedelere yardım ulaştırdılar, yardım ettiler. Burada tabii üniversitemizin de özel bir gayreti olduğu, kıymetli rektör hocamın şahsında bütün üniversite personeline, hem akademik hem idari ve öğrencileri, hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir sivil toplum örgütü gibi gönüllü bir teşkilat olarak canla başla çalıştılar. Konuşmaların ardından Asrın Felaketi'nde Fırat Üniversitesi belgeseli yayınlandı. Deprem süreci boyunca üniversite tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı belgesel salonda duygusal anlar yaşattı. Daha sonra Profesör Doktor Zülfü Çınar Ulucan ve Doktor Öğretim Üyesi Hümeyra Şahin tarafından Kahramanmaraş depreminin ardından saha gözlemleri başlıklı panel gerçekleştirildi. Onun için diyoruz ki bu bedelleri ödemek yerine mümkünse, ki ülkemiz elhamdülillah coğrafyamız gayet geniş, bizim sağlam zeminlerimiz de bir hayli fazla, o sağlam zeminlerde yerleşimi yapalım,
sağlam zeminde sağlam bina yapıp daha ucuza da mal edelim. Ve insanlarımız da bu depremlerde hem can kaybı hem mali kayıplar olmasın istiyoruz. Donatılarda mesela şöyle boyuna donatılarda burkulmalar gözlemledik ve donatılar burkulduğu zaman içerisindeki beton dayanımını kaybederek, çatlayarak dayanımını kaybederek dağılıyor. Bunu önleyebilmek için buralarda etkiye dediğimiz şu yatay donatılarımızın sık bir şekilde geçmesi gerekiyordu. Maalesef bu binada bu sağlanmadığı için binada ileri düzey bir hasar gözlenmiş. 6 Şubat Asrın Felaketi ve Fırat Üniversitesi Alma Programı kapsamında Fırat Üniversitesi Murat Camii'nde deprem şehitlerimiz anısına mevlid ve dua programı gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi'nin 37 öğrencisi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Evet efendim, Asrın Felaketi'nde Fırat Üniversitesi'nde okuyan 37 kardeşimiz deprem bölgesinde maalesef hayatını kaybetti. Kimi bilgisayar mühendisinde, kimi yazılım mühendisinde, kimi tıp fakültesinde okuyordu. Ve onları da maalesef Asrın Felaketi'nde kaybettik. Efendim deprem süreciyle ilgili Fırat Üniversitesi'ne belki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü o süreçte çok büyük bir yükü aldı Fırat Üniversitesi. Özellikle 50 yıllık, 45-50 yıllık geçmişi dolayısıyla inşaat mühendisi gibi mühendislik bölümleri deprem sürecinde Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Malatya'da çok önemli işleri gerçekleştirdi hocalarımız. Cumhuriyet Başsavcılıklarının görevlendirmeleriyle hayatını kaybeden insanlarımızın olduğu yıkılan binalarda inceleme yaptılar, numune aldılar, sonuçlarını ilettiler. Gece gündüz o günlerde çalıştılar efendim. Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarına katıldılar. Bununla birlikte en önemli parantezi Fırat Üniversitesi'nin öğrencilerine ayırmak gerekiyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde günlerce Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdiler. O günü hatırlayın efendim, havaların çok soğuk olduğu o süreçte o öğrenci kardeşlerimiz belki Z kuşağı diye tabir edilen, zaman zaman hor görülen, yanlış anlaşılan o gençler ülkemizin, devletimizin en çok ihtiyaç olduğu Asrın Felaketi'nde çok büyük bir görev ve sorumluluğu yerine getirdiler. O genç kardeşlerimiz, Elazığlı gençler, üniversitede günlerce gecenin geç saatlerine kadar deprem bölgesi için koli hazırladılar, yardımlar topladılar. İşte o gelen yardımları ayrıştırdılar, onları deprem bölgesine gönderdiler. Yetmedi, deprem bölgesinden gelen insan gücü, ihtiyacı, çağrısına da yine Fırat Üniversitesi'nin öğrencileri destek verdi. Buradan kalktılar, üniversitenin araçlarıyla Adıyaman'a gittiler, Malatya'ya gittiler, insan gücü desteği olan yerlere destek verdiler. Oralarda yardım dağıttılar, temizlik yaptılar, yemek dağıttılar, eşya taşıdılar. Bizim gençlerimiz yaptı bunu efendim. Ne mutlu ki böyle gençlerimiz var esasında. Acı anlarımızda çok iyi birleşebilen bir ülkeyiz. Bir olabilen bir ülkeyiz. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Fırat Üniversitesi'nin yüreği güzel, vefakar öğrencileri 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde günlerce çalıştılar of demeden depremzedeler için. Onlara ayrı bir parantez açmak gerekirdi. Ve yine Fırat Üniversitesi Rektörlüğü de deprem sürecinde hemen, depremin hemen ardından kampüsünü tüm vatandaşlara açtı. Elazığ'ın en güvenli yerlerinden birisi efendim, merkezdeki nadir açık alanlardan birisi. Rektör Profesör Doktor Fatih Göktaş'ın talimatlarıyla Fırat Üniversitesi kampüsü Elazığlı vatandaşlara açıldı. Hemen ardından da tüm sosyal tesisler, spor salonu, misafirhane, üniversite evi, sosyal tesisler, bunlar da Elazığlı vatandaşlara açıldı ve orada insanlarımız günlerce barındılar, soğuktan korundular, oralarda uyudular, zaman geçirdiler. Fırat Üniversitesi bu il için çok önemli bir değer
işte gelen profesör hocalarımız da bunu ifade ediyorlar. Elazığ'da binalar sağlam yapılmışsa, Elazığ'da deprem anında sadece 3-5 bina çökmüş, geri kalanlar çökmemişse burada en büyük etken Fırat Üniversitesi inşaat mühendisi olduğunu ifade ediyorlar. İşte geçmişten beri çok iyi hocaların, çok iyi öğrencilerin yetiştiğini söylüyorlar. Çok iyi incelemelerin yapıldığını söylüyorlar. Fırat Üniversitesi'ne bu noktada kocaman 50 bin nüfuslu Fırat Üniversitesi ailesine de teşekkür ediyoruz efendim. Eminiz ki Allah korusun yarın herhangi bir yerde yine bir yıkıcı bir afet olsa Allah korusun yine Fırat Üniversitesi can siperhane bir şekilde orada görev alacaktır. Efendim Asrın Felaketi'nin yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Elazığ Valiliği Koordinesi'nde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremleri konulu resim sergisi düzenlendi. Çıkartalım. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte başta AFAD olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim ve İtfaiye Müdürlükleri ile 112 Sağlık, Kızılay, UMKE ve Sivil Toplum Kuruluşları ekiplerinin görev aldıkları 11 ilde çekilen fotoğraflar sergilendi. Sergide depremin acılarının ve yaşanmışlıklarının anlatıldığı fotoğraf sergilendi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri 6 Şubat depremleri konulu resim sergisini gezerek hem görevlilerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Sergi il protokolü ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Efendim Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği binlerce kişinin hayatını kaybettiği iki büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ Fethisekin Şehir Hastanesi'nde kaydedilen görüntülerde hastanede bulunan vatandaşların kaçışması ve tabelaların sarsıntıdan kopması görülüyor. Vatandaşlarla bir kez şu an herkesin telefonlara sahip. Güvenli alanı geçiyoruz bizler. Vatandaşları görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş. Sarsıntılarda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'da binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken on binlerce binada yıkılmıştı. Asrı felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. İzleyenlere o günü tekrar yaşatan görüntüler bölgenin hasta yükünü çeken Fethisekin Şehir Hastanesi'nde kaydedildi. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerin başında gelen Elazığ Fethisekin Şehir Hastanesi'nin kameraları dehşet anlarını saniye saniye kaydederken depremin büyüklüğünü ve yaşanan o anları bir kez daha gözler önüne serdi. Hastanenin C blok poliklinik girişinde saat 13.26'da kaydedilen görüntülerde depremi hisseden vatandaşların mahşeri kalabalıktan kaçışları kayıt altına alındı. Gece saat 04.17'de kaydedilen görüntülerde ise C blok 5. katta bulunan asansör bölümü depremin şiddetini adeta gözler önüne serdi. 872 deprem izolatörün bulunduğu hastanede 7.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kapılar açılıp kapanmaya başlarken demir teller tutulan yön tabelaları sarsıntıya dayanamayarak koptuğu görülüyor. Her iki depremde de sarsıntıya yakalanan vatandaşlar koşarak hastaneyi terk etmeye çalışırken
Yoğun sarsıntı nedeniyle ayakta duramayan vatandaşların yere düştüğü görülüyor. Kimi vatandaşlar yatan yakınlarının koluna girerek dışarı çıkmaya çalışırken, hastane görevlileri de kaçışma anında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için var gücüyle kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor. 2018 yılında yapılan ve 872 adet deprem izolatörünün eklendiği Fethi Sekinşehir Hastanesi'nin otoparkındaki görüntülerde ise izolatörler sayesinde kolonların sallanmadığı fakat etrafta bulunan demir profillerin saniyelerce gidip geldiği gözleniyor. Evet efendim. Son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün çarşamba gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.